Ne olacak bundan sonra? Otomobil almalı mıyız? Alabilecek miyiz? Fiyatlar ne olacak? Birçok soru var. En önemli sıkıntı bu süreçten sonra kredi. Krediye ulaşmak artık imkansız hale geldiği için otomotiv sektörü bu konuda biraz kötümser. Şimdi geldiğimiz noktada kredi kullanımı %10'un bile altına indi. İşte bundan sonraki süreçte otomotiv sektörüne hakikaten zor bir dönem bekliyor. Mesela %80'lik ÖTV diliminde yer alan bir yerli otomobil yeniden %45-50'lik dilime girse bir anda işte 1 milyondan fiyatı 600-700 binlere kadar inebilir. Bu da Selamlar ben Emre Ösbeyindirici Kasrur'un katkılarıyla hazırladığımız Otomotiv Gündem programının bir yenisine hoş geldiniz. Geçen hafta çok önemli bir konuğum vardı. Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Eroğlu bizimleydi. Çok önemli ve çok özel açıklamalar yaptı. Eğer izleyemediyseniz, kaçırdıysanız yine bu kanaldan izleyebilirsiniz. Zaten açıklama bölümüne de geçen haftaki programın linkini atıyorum. Sektör adına önemli açıklamalar yaptı. E, muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi uzun bir bayram tatiline girdik. Şimdi herkese iyi bayramlar diliyorum. Tatilde olanlara da iyi tatiller. Biz çalışmaya devam ediyoruz çünkü otomotiv gündemi oldukça yoğun ve otomotiv sektörü açıkçası zor bir döneme giriyor. Sebeplerini açıklayacağım. Geçen hafta Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Mart ayı sonuçlarını açıkladı. Biliyorsunuz Ocak ve Şubat ayında otomotiv satışları tarihi rekor kırdı. Bunun sebeplerini açıklamıştık. 2023 stokları, fiyatları artmayan 2023 stokları ÖTV muafitli olan e, araçlara olan talebin çok yüksek olması çünkü orada limit 1.6 milyon çıkmıştı. Kapsama giren birçok SUV model olduğu için de talep ilk iki ay oldukça yoğundu. Mart ayında da aslında bu talep devam etti. Zaten e, ODM'den açıkladığı verilere göre 110 bin adetle Mart ayı da bugüne kadarki en yüksek Mart ayı e, satış rekoru oldu. Ama Mart ayının son haftasında temponun düştüğünü görüyoruz. Çünkü ayın ortasında ve son haftaya girmeden önce e, otomotiv yetkililerin öngörüsü pazarın 120 bin adedin üzerineydi. Hatta bazıları 125 bin adedi geçebilir diye öngörüyordu. Ama Mart sonuçları geldiği zaman bunun gerçekleşmediğini pazarın 110 bin adetle 110 binin biraz altında adetle kapandığını görüyoruz. Peki tempo neden düştü? İşte ilk iki aydaki o stoktaki araçlar ÖTV muafiyetli araçların yoğun talebiyle satışlar artmıştı. Mart ayında da bu devam etti. Hatta seçimlerden sonra belirsizlik ortada olduğu için insanlar biraz talebi öne çekmişti. Mart ayında rekor kırılmasının yeni, yani her şeye rağmen rekor kırılmasının sebebi aslında talebin biraz öne çekilmesiydi. Ama öyle bir ortam oluştu ki Krediye ulaşım artık çok zorlaştı. Kredi maliyetleri ki işte biliyorsunuz politik faizinde yükselmesiyle beraber maliyetler çok arttı. Otomotiv alımında da sektörde de aslında kredi belki vergilerden bile daha etken olabiliyor. Çünkü insanlar elinde o kadar nakit olmayabiliyor, takasa vereceği bir otomobil olamayabiliyor. O yüzden de bugüne kadar hep krediyle alımı tercih etmişlerdi ve Otomotivin en iyi dönemlerinde işte o 2017-2016'larda ki işte 2023 de tabii ki iyi bir dönem ama 2023 yine kredisiz bir dönemdi. Satışların %60-70'i kredi ile oluyordu. Şimdi geldiğimiz noktada kredi kullanımı %10'un bile altına indi. O kullananlar da otomobilin aslında maksimum %20'si kadar veya işte bazı otomobillerde %30'a ulaşabiliyor, kredi alabiliyorlar. E vadeler çok düşük. 12 ay, 24 ay vadeli sınırlı e, maliyetler de her geçen gün artıyor. Bugün baktığımız zaman taşıt kredilerinde faizler %5'in üzerine çıktı. E, bu da yıllık %60 civarında bir faiz anlamına geliyor. Bu da insanların kredi alımını etkiliyor. Şimdi seçim sonrasında dönersek ne olacak bundan sonra? Otomobil almalı mıyız? Alabilecek miyiz? Fiyatlar ne olacak? Birçok soru var. Tahmin edebiliyorum da şimdi ben hep şunu söylemiştim her programda İlk 3 ay 2024 yılı için bir gösterge değil. Niye? Çünkü ilk 3 aydaki talep aslında işte ÖTV muafiyeti araçlar ve stoktaki fiyatı artmamış araçlardı. 2024 modeller devreye girdikçe fiyatlar artacak. Evet 2024 modeller 2023 stoklardan yüksek fiyatlarla piyasaya girdi. İşte bazılarında yüzde beş, bazılarında yüzde on zamlar olduğunu gördük. Ama bundan da ziyade aslında işte demin bahsettiğim gibi Maliye Bakanının ekonomiyi soğutmak adına tedbirleri devreye sokmasıyla beraber ki bu işte kredilerde bunu görüyoruz, iyice zorlaşmaya başladı. Yani kredi olmayınca da otomotiv pazarının aslında e, gidişatının ne olacağını tahmin edebiliyoruz. Şimdi bu yıla ilişkin iyimser tahminler vardı. Daha normal, daha objektif tahminler vardı. İlk üç ay aslında bazılarının tahminlerinin daha da e, yukarı yönlü revize etmesine sebep olmuştu. Ama bundan sonraki süreçte yani bu ayla itibaren aslında otomotivdeki resim ortaya çıkacak. Gerçek resim ortaya çıkacak. Tabii ki Nisan ayı işte uzun bir bayram tatili var. O yüzden kısmen göstergi gösterge olmayabilir ama Tempo'nun düştüğünü biz sektör yetkililerinden edindiğimiz bilgilerle anlıyoruz. Şimdi Nisan ayına geldiğimiz zaman geçtiğimiz Nisan ayında geçtiğimiz yılın Nisan ayında 97 bin adetlik bir satışa ulaşılmıştı. Şimdi tempo tabi Ocak'ta itibaren işte 80 bin, 105 bin, 110 bin böyle artarken Nisan ayındaki beklenti ne yazık ki tabii ki daha erken Nisan ayının sonuçlarını söyleyebilmek adına ama 90-95 bin adetlik bir satış öngörülüyor. Bu da geçtiğimiz yılın bile altında. Yani Mart ayındaki tempo düşüklüğü çünkü o yükselme ivmesi Mart ayında yerini daha stabil bir hale bırakmıştı. Nisan ayından itibaren düşme eğilimine otomotiv sektörü giriyor. Bu da önümüzdeki dönemler için aslında büyük bir sıkıntı. Şimdi bu koşullar nasıl devam edecek? Fiyatlarda bir artış söz konusu değil çünkü seçim sonrasında işte kurda ne olur? kur bir anda fırlar mı korkuları aslında geride kaldı çünkü kurda çok büyük bir sıçrama olmadı. O yüzden sıfır otomobil fiyatlarında şu an için bir artış söz konusu değil. Tabii ki kurdaki hareketlilik bunu belirleyecek ama şu anda fiyatlar sabit. Ama işte dediğim gibi en önemli sıkıntı bu süreçten sonra kredi krediye ulaşmak artık imkansız hale geldiği için otomotiv sektörü bu konuda biraz kötümser. Yani zor bir döneme girildiğini açıkçası ifade ediyorlar. Ee, bazı modellerde ellerinde işte fazla araç olduğu için kampanyaları devreye sokmaya başladılar. Çünkü Nisan ayında tempo düştüğü için daha doğrusu Mart'ın sonunda tempo düştü ve Nisan ayında bu tempo düşüklüğü devam ettiği için bakıyorum birkaç markanın kampanya başlattığını görüyorum ama bu kampanyaların hepsi kredi kampanyaları. Ama kredi kampanyaları öyle bir kampanya ki sonuçta tabii ki orada bir fiyat indirimi yok. Kredi kampanyaların şöyle yapıyorlar. işte çok cüz'i rakamda kredileri ki zaten daha fazlasını BDDK izin vermiyor. Kredi veriyorlar işte bazıları 12 aya 0 faiz. Bazıları işte 12 24 aya %3 faiz. Yani piyasa koşullarının altında biraz ellerini taşın altına sokmuşlar. Ve bankalardan daha düşük Faiz oranlarıyla ki işte bankalar bunu veriyor ama işte bu aradaki faiz farkını markalar karşılıyor. Böyle krediler kampanyaları görüyoruz. Ama şimdi araçların fiyatı 2 milyon TL'nin üzerinde olduğu için bu kampanyadaki araçların 200-300 bin liralık bu tip kampanyalar tabii ki yaraya merhem olmuyor olmayacak gibi de gözüküyor. Burada BDDK bunu güncellemediği takdirde hiçbir bu kampanyaların çok etkisi olmayacak. Bu kampanyalardan kim yararlanabilir? İşte biraz parası vardır veya takası otomobili vardır. Çok cüzdi bir rakam e, nakit yoktur. Onlar belki faydalanabilir ama siz elinizde nakit para yoksa veya takası otomobiliniz yoksa e, istediğiniz bir otomobili bu kredi koşullarıyla bu kredi miktarlarını nasıl alabileceksiniz? Bu soru işareti. İşte bundan sonraki süreçte e, otomotiv sektörüne hakikaten zor bir dönem bekliyor. Şimdi tahminlere baktığımız zaman daha önce de bahsetmiştim. İlk 3 ayda 295 bin adetlik bir satışa ulaşıldı ki bu ilk çeyrek için tarihi bir rekor. Ama bundan sonraki 9 ay otomotiv sektörünün gidişatını belirleyecek. Nisan ayında eğer pazar geçtiğimiz yıla göre daralırsa işte ilk daralma işaretleri bu aydan itibaren verilecek. Bundan sonra ne olacak? Sektörün geneli aslında bir daralma bekliyor. İyimser tahminlerde yüzde onluk bir daralma var. İşte bu da bir milyon yüz bin civarında bir pazara tekabül ediyor. Daha normal, daha objektif tahminlerde de işte ilk üç ayın sonuçlarına rağmen yüzde otuz otuz beşlik daralmadan bahsediliyor. Bu da dokuz yüz bin. Yani pazarın 9 ay içinde 600 binin üzerinde bir satışa ulaşması bekleniyor ki ilk 3 ayda işte 300 bine yaklaşan pazarın 9 ayda 600 bine ulaşabilir diye düşünebilirsiniz. Ama işte Nisan ayındaki rakamlar aslında bunun temponun düştüğünü ve düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Tabii Türkiye'de yaşıyoruz. Yarın ne olacağı belli değil. Ama kredi koşulları böyle devam ederse BDDK bu kredi de güncelleme yapmazsa çünkü 400 bin, 800 binlik artık otomobil kalmadı ama kredi... E, vadelerinde ve koşullarında sanki bu otomobil böyle otomobiller varmış gibi devam ediyor. En son Şubat 2022'de bu e, güncellenmişti. O dönemden bugüne devam ediyor. Bundan sonraki süreçte eğer BDDK kredilerde bir güncelleme yapmazsa ki Maliye Bakanı'nın ekonomiyi soğutma politikaları devam ederse bunu yapmayacağı da ortada. O zaman sektör için zor bir süreç başlıyor. Sadece elinde otomobili olanlar takasa otomobili verip değiştirebilir. Onun dışında çok da nüfusun büyük bir kısmının alması beklenmiyor. Ama iyi haber kurlar böyle devam ederse fiyatlarda çok ciddi bir sıçrama beklenmiyor. Eğer kurlarda da gevşeme sürer ve kurlar düşerse bundan sonraki süreçte gelecek 2024 modeller o kurla geleceği için fiyatlarda bir gevşeme bir indirim bile olabilir. Tabii ki herkes bunu umuyor bunu bekliyoruz ama fiyatlar ne kadar düşse de kredi olmadığı için Açıkça söylemek gerekirse otomobil almak %99 nüfusun için çok zor gözüküyor. Bunları tekrarlıyorum ama bu bir gerçek. Ya Türkiye'de bir şekilde yük, ağır vergi yükü inmeli ya da kredi koşulları iyileştirilmeli. Aksi takdirde işte belli bir zümrenin sadece alıp sattığı bir sektör haline gelecek otomotiv sektörü. İnsanların mobil olma özgürlüğü de elinden alınmış olacak bir tarafta. Ee, Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Eroğlu söyledi. Bugün Türkiye'deki yerli otomobilde lüks otomobilinde vergisi aynı duruma gelmiş durumda. Eşitlenmiş duruma gelmiş. Sonuçta insanlar da tüketiciler de orada verdiği paraya baktığı için yerli veya bu tip değişimlerde bu tip seçeneklerde daha lüks daha kaliteli aracı tercih ediyor. Çünkü daha önce daha düşük vergi diliminde olduğu için yerli otomobil daha fazla tercih ediliyordu. Fiyatı daha uygun seviyelerdeydi. Bugün mesela %80'lik ÖTV diliminde yer alan bir yerli otomobil yeniden %45-50'lik dilime girse bir anda işte 1 milyondan fiyatı 600-700 binlere kadar inebilir. Bu da tüketici açısından, vatandaş açısından çok cazip alma şekli olabilir ama işte burada da bir güncellemenin beklenmediğini daha önce söylemiştik. Ankara kulislerinde de, bakanlık nezdinde de çalışma yapılmadığı söyleniyor. %80 en düşük vergi dilimi bu dilimin devam etmesi öngörülüyor. İşte bu şartlar böyle devam ederse fiyatlar ne kadar artmasa da veya birazcık gevşelese de pazar şartları çok zor olacağı benziyor. Şimdi ikinci el tarafına baktığımız zaman da tabii hep söylüyorum sıfıra paralel. Sıfırdaki fiyatlar artarsa ikinci elde bir artış oluyor. Ama ikinci elde e, köpük ortadan kalktığı için normalleşme var. E, son 6 ayda %20'lik bir fiyatlarda düşüş oldu. Bazı modellerde %30'u buldu. Şu anda e, stabil gidiyor. İkinci elde bir fiyat artışı veya indirimi söz konusu değil gözüküyor. Ama dediğim gibi bu tamamen sıfırla alakalı. Ama Şubat ayı sonunda baktığımız zaman hatta Mart'ta da ikinci el satışlarında da bir artış, bir kıpırdanma olduğunu görüyoruz. Şubat'tan Mart'a geçişte yüzde bir buçukluk bir artış var. Bu da şunu gösteriyor: İnsanlar sıfır alamadığı için ne yazık ki daha önceki yıllarda olduğu gibi ikinci el alabiliyor. İkinci elde de satışların hatırlatmak gerekirse yüzde 60'ı 10 yaş üzerinde. Bu da aslında Türkiye'deki alım gücünü net olarak gösteriyor. Arkadaşlar. Tekrar herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Önümüzdeki hafta programda yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.